Herkese merhaba, Road to Shaman'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün günlerden Perşembe ve klasik paket açılımına hepiniz hoş geldiniz. Bu haftanın Team of the Week'i bayağı iyi. Umarım bir şey çıkarabiliriz. Öncelikle kanala yeniyseniz abone olmayı ve videoyu beğeniyorsanız da beğenmeyi unutmayın. Kanalı arkadaşlarınızla paylaşırsanız fut oynayıp da benden haberi olmayan gerçekten çok sevinirim. Evet, lafı daha fazla uzatmadan önce yeni kadromu göstermek istiyorum size. Lautaro Martinez'i kadroma ekledim fakat herkesin söylediği bir şey vardı. İyi kart, güzel kart ama dripping statını yansıtmıyordu diye. Kullanma fırsatı buldum Rivals'ta. Birazcık sanki boyu kaçmış. Boyu da kısa aslında. Allah Allah. Birazcık sanki o çevikliğini gösteremiyor gibiydi. Tam bilmiyorum şu an. O yüzden belki Insigne'yi buraya atıp buraya Griezmann'ımsı bir şey yapabilirim ama farklı bir şey de yapabilirim ama coin'imiz elimizde çok olmadığı için yapamıyorum. Mane'yi aldım. Nainggolan'ı böyle çektim. Değişik bir kadro oldu. Bazı pozisyonlar. Bu arada koymadım videoya ama yaptığım SBC'lerden ne çıkarmıştım? Hemen göstereyim. Mavi Firmino'yu çıkarmıştım bu şekilde. Zaten kaç defa Insigne alıp sattığımı görüyorsunuz. Çok komik yani. Bu şekilde bir şeyimiz vardı. Oyuncu alıp satımı oldu. Evet. Gold 1 bitirdim bu hafta. Elite 3 yapabilirdim ama yapmadım. Öyle istedim. Bugün satılamaz paket alacağım ben. Satılamaz istiyorum. O yüzden daha fazla paket olması açısından satılamaz tercih edeceğim. Yani az paket alınca moralim bozuldu. Birazcık fazla paket açalım. Satılamaz olması çok sorun yaratmayacaktır herhalde. Çünkü seriyi ilerleyen zamanlara doğru devam ettireceğimiz için elimizde satılamaz olması anlam taşıyor. Ve seri artık şöyle Team of the Week'i göstereyim. Varane çok iyi. Wan-Bissaka iyi. Depay, Royce, tabii ki Mane. Başka kaçırdığım biri var mı? Aranguiz mi bu? Oynanmaz. Yavaş. Başka da kim var kaçırdığım? Buradan Jamie Vardy var. Seriyi devam ettireceğim için ileriye dönük Milan kadrosunu yapmaya çalışacağım, o tarihi kadroyu. Inzaghi, Gattuso, kim vardı başka? Maldini, Nesta kadrosunu. Gattuso vardı değil mi? Gattuso vardı herhalde yanlışım yoksa. O kadroyu yapmaya çalışacağım sene sonuna doğru. Inzaghi ile nasıl oynarız bilmiyorum ama herhalde en sona Inzaghi'yi ekler seriyi bitiririm herhalde. Inzaghi ile gerçekten oynamak istemiyorum. Ama diğer kartları denemek için. Yani Kaka aynı şekilde, Kaka da olursa gerçekten çok güzel olacak. İnşallah hedefimize ulaşabiliriz diyorum. Ve 100K'lı paketimiz var. 2 tane player pick'imiz var. İnşallah bir şey gelir. Vallahi son zamanlarda walkout bile açamıyoruz şeylerden. Bastım gitti. Vinicius. Allah. Bu pace'le nasıl oynuyorsun sen? Sansone güzel karta benziyor. Gerçi bu da güzel kart. Premier Lig'de mi oynuyor bu? Ama Sansone biraz daha ilgimi çekti. Sansone'u alacağım. Mane gelirse... Aynen, Mane geldi zaten. İkinci paketimizi açıyorum. Wan-Bissaka geldi. Çok iyi, çok iyi. Wan-Bissaka geldi. Çok iyi bence. Gelebilecek yani kötüler arasında en iyiler. Kötünün en iyisi olabilir ama gerçi kötü de değil yani. Ne demek istediğimi anladınız. Bence Gold 1 için gayet iyi çektik. Daha kötüsü olabilirdi diyorum. Ve paketlerimizi açabiliriz. Ana hesabımda da kırmızılarımı açacağım. Onda da Gold 1 bitirdim. Güzel paketlerimiz var. Öncelikle Mega paketi açmak istiyorum. Açalım Mega paketimizi. Bu hafta olabildiğince oynamaya çalışacağım. Birazcık yoğunum ama bütün maçlarımı bitirmeye çalışacağım. İnşallah bitirebilirim. İlk paketimizden ne yazık ki bir şey gelmiyor. Atalanta. 3 maç 0 puan. Sonradan geri gelip gruptan çıkmayı başardılar. Gerçekten bir başarı öyküsü diyebiliriz yani. Helal olsun onlara da. Şunları atalım yukarı. Alejandro Gomez'in kartını yapanlar gerçekten umutsuzluğa kapıldığı an gerçekten geri dönmüş olabilirler. Çünkü hakikaten kimse herhalde beklemiyordu çıkacaklarını ama çıkmayı başardılar. Helal olsun. İlk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılıyorlar galiba, yanlış bilmiyorsam. Ya da ilk kez gruptan çıkıyorlar. Ama benim bildiğim ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmışlardı. Helal olsun diyelim. Bu arada paketten bu da satılamaz. Çoğu paketim satılamaz değil mi? Onu bilerek yani şey yapayım da. Bir de oyun hangi pakete sana untradeable, hangisinin şey olduğunu söylemiyor. Bu kesinlikle değişmesi lazım bence. Şu an ben anlayabiliyorum hangisinin şey olduğunu galiba da. 50 kaldıklar satılamaz. Bence bunun değişmesi lazım. Paket açılmadan sağ aşağıda satılabilir, satılamaz diye yazsanız çok zor olacağını zannetmiyorum. Bence güzel bir fikir olabilir yani. Bu arada Portekiz, Cam, Brun... Satılamaz bu kart. O yüzden güzel bir kart. Bayağı güzel bir kart. Kadromda yeri yok. Portekiz görünce bir Ronaldo falan bekliyorsun da. Ronaldo olamayacağını anlayınca turuncu olunca. Güzel bir kart. Yedekten sokabilirim. İyi oldu bu aslında. Süper sablarım satılabilir miydi? Hepsi satılamazdı gerçi. Bakacağız. Yani satılamaz aldım diye yaşadığım şeye bak. Olaya bak. Fiyatının kaça gittiğini görebiliyor muyuz? Compare price.
Neyse bir şeyimiz yok. Bu biraz pahalanabilir. Akşam Messi'nin SPC'si geliyor. Onun hakkında bir video yapabilirim. Aklınızda bulunsun. Çünkü 96 gelecekmiş galiba. Yani Team of Two Group Stage kartıyla aynı overall'da olacak. Yanlışım yoksa. Bakalım markete nasıl etkileyecek. Çok çılgın bir gün bizi bekliyor akşamleyin. Geçen paketten sonra bir şey almadık. Almanya'ya Süle falan mı geliyor? Kem. Özül geldi. Özül bende var zaten. Tamam kafadan güzel bir para kastık. Şimdi diğer iki paketimiz satılabilir. Semedom yok muydu benim gerçekten? Ve satılamaz. Hiç iyi olmadı bu. Satılamaz Semedo. Neyse. İkisi de satılamaz abi. İkisi de satılamaz. 84 gitti. Messi hava salacak şey gitti. Evet. Sondan bir önceki paketimiz. Allah'ım ne olur iyi bir şey gelsin ya. Board. He. Board yok zaten. Şey yok zaten. Aaa. Kim bu? Volkalt çıkardık değil mi? Neyse bir şey yapmıyorum. Şikayet etmiyorum ama çok iyi değil yani. 84'leri akşam satmaya çalışacağım. Çünkü biliyorsunuz akşam dediğim gibi değerlenebilirler. Ne yapacağım bilmiyorum. Belki millet panik satışı da yapabilir. Ana hesabıma da güzel kartlar almayı düşünüyorum. Birazdan ana hesabımdaki paketleri de açacağım. O yüzden kaçırmayın. Çok kötü geldi ya. Çok coin kasamıyoruz son zamanlarda. Bu da moralimi bozmuyor değil açıkçası. Yani bir tane böyle iyi bir adam gelse. Böyle fiyat bizi kurtaracak. İyi bir adam Volkalt gelse gerçekten iyi olacak. Çünkü kadrom hep sabit adamlarda kalmaya başladı. Ne bileyim. Hep Insigne ile oynamak zorunda kalıyorum. Walkout artık. Almanya Walkout iyi gelmez. Hummels geldi. Yani Walkout için güzeldi. Dediğim gibi hayatımızı değiştirecek bir paket değil. Arkada Varan da olamıyor. Ne bileyim belki Lengli olabilir. Yani kaç para ediyor ki bu? Hiç yani beklediğim gibi değildi. Arkada... Bu kart fena değil gibi ya. Ama para etmiyordur herhalde. Yani ya compare price yapalım 30k yaklaşık 200-250k'mız falan olacaktır. Diğerleri satılamazdı çünkü. Oo Sokratis, oo Matic. Evet bu şekilde ana hesap Sheva hesabım. Artık ana hesap buna demek istiyorum ama diyemiyorum. Hala dilim dönmüyor. İlerleyen zamanlarda inşallah dönecek. Coin'le ne yapalım bilmiyorum. Yorumlarda bekliyorum. Lautaro Martinez yerine buraya atarsak yaklaşık bir buradan da bir fiyatı ne kadar bilmiyorum şu an. 68 almışım. Belki bir şeyler yapabiliriz. Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Şimdi ana hesabıma geçip paketleri açacağım. Dediğim gibi lütfen yorumlarda belirtin. Çünkü birazcık yaratıcılık da istemiyor değilim. Varan hakkında da kısaca fikrimi söyleyeyim. Varan, Otamendi Scrim kartını kullandım. Romagnoli'nin... O da mı Scrim'di? Yok. Biri Scrim'di. Biri de... Hatırlamıyorum kartın modelini şu an. Gerçekten Varan ikisinden de daha iyi. Varan'dan şaşmayın. Lenk'le Varan ikilisi muazzam. Evet şimdi ana hesabımdayım ve öncelikle 244 paket olduğunu göstermek istiyorum size. Team of Tier'a çok az kaldı. Artık sabredememeye başladım. 2 ay, 1,5 aydır sabrediyorum. Ama son zamanlarda birazcık sabredememeye başladım. Kadrom bu şekilde ana hesabımda. Bu karttan çok büyük kar edeceğiz. 400k'ya aldım ve fiyatı 700'lerde şu an. Belki satmam ya da satarsam da başka bir şey yapacağım. Kevin De Bruyne'nin kartını 4-1-2-1-2 oynamak için denedim. Çok beceremedim aşısı. De Jong'umuz da var. Duruma göre bunları satacağım ve kadromuzu değiştireceğim. Blank yerine Hulit'i alacağım yakın zamanda. Ama önce şu bugünkü market çılgınlığında birazcık ucuz adam alıp pahalıya satmaya çalışacağım. Önemli olan da bu olsa gerek. Satılabilir mi satılamaz mı? 70 milyon akıllarda tek soru. Ben hangisini alacağım? Satılabilir alacağım. Satılamaz almayacağım. Zaten bu çok önemli değil. Burası biraz şey. Çok gevelemeye gerek yok lafı. Çünkü açmayacağım paketleri. Evet. Player picklerimiz. Mane gelirse fena olmaz. Gold 1 bitirdik. İlk paketimizi açıyorum. Hadi ya. Bu hesaba bari iyi bir şey gelsin ya. Tamam Sheva'ya gelmiyor ama belki buna iyi bir şey gelir. Luis Alberto geldi. Tabii ki Luis Alberto'yu alacağız. Aslında kart fena durmuyor. Baksana gerçekten pası falan çok iyi ama işte o hızı... yanlış bir şey yaptım. Hızı birazcık daha yüksek olsa daha iyi olacaktır. İkinci kırmızımızı da açıyoruz ve... Abi... Kim alayım ki? 83'lük İspanyol almak daha mantıklı olacaktır. Ne yazık ki bir kez daha paketlerde istediğimizi bulamadık. Yani diyecek pek bir şey yok. Kadrom çok iyi ama 20'de bıraktığım için... Ya bilmiyorum ya. Şu an çok yani Sheva hesabı çok moralim bozdu ama diyecek bir şey yok. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın.
Bu şekilde bu haftayı da böyle kapattık. Gönül isterdi daha iyi bitirmek şevayı ama yapacak bir şey yok. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.